Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüşmek için ısrarlı olmasına rağmen randevu, yani sonuç alamadı. Oysa Erdoğan açısından aciliyet arz eden dosyalar vardı. Mesela S-400 bağlamında uygulanan yaptırımların kaldırılması, mesela F-16 uçak parçalarıyla ilave F-16'ların talep edilmesi, mesela F-35'lerin geri ödenmeyen parası, ki Amerika Birleşik Devletleri bu paraya resmen el koymuş durumda. Yine mesela Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA motorlarının Türkiye'ye ithal edilmesine konan uluslararası kısıtlamalar, keza kapatılmayan Halkbank dosyasından Suriye'de PYD-PKK'ya aktarımı devam eden silahlar ve de İdlib konusu, aynı şekilde Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin konumuna kadar pek çok başlık vardı. Peki Joe Biden Tayyip Erdoğan'ı niye mi refüze etti derseniz, birden fazla gerekçe sayılıyor. Kamuoyuna yapılan açıklamaların aksine Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında hiçbir şey olmamış gibi Rusya ile yakın dostluğa devam etmesinden rahatsızlık duyduğu konuşulmaya başlandı. Savaş sürecinde bulunulması ve NATO'da çatlak olduğu görüntüsü verilmemesi adına dillendirilmeyen bu hususun Washington ile Brüksel'i rahatsız ettiği konuşulmakta, ki Alman şansölye ile Hollanda Başbakanı'nın yaptığı sürpriz Ankara ziyaretlerinin temel gündeminin de bu olduğu ifade ediliyor. İki ülkenin Türkiye'nin Rusya ile arasına mesafe koyması halinde ekonomik olarak yardım yapacağı sözünün verildiği ifade ediliyor. Bütün bunları doğrulayan bir diğer gelişme, Yunan Başbakanı'nın NATO zirvesinde üye ülkelerin Rusya'ya ortak ve net tavır almasının zorunluluğuna dikkat çekmesidir. Keza Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rusya ile barışı sağlayacak bir ülke olmalı açıklamasını da bu çerçevede yorumlayanlar var. Özetle savaş ortamında bulunulduğu için perde gerisinde olanlar hemen yansımıyor ki Türkiye'nin durumu böyle diyenler var. Kuşkusuz Ankara'nın konumu farklılık ve özellik arz ediyor. Sadece yaşadığı ekonomik zorluklar değil, Rusya ile komşuluğuna ilaveten stratejik ticari ilişkileri söz konusu. Enerji almaktan sebze meyve ihracatına, buğday ithalatından turizme kadar onlarca milyar dolarlık ticaret hacmi söz konusu ve tıkanma halinde zaten zorda olan, zor nefes alan Türk ekonomisinin komaya girebileceği kesindir. Dolayısıyla Türkiye bütün bunları dikkate alarak tarafsız kalmaya çalışıyor. Ancak ABD ile NATO hadiseye farklı bakıyorlar. Tablo iki boyuttan da riskler içermekte. Çünkü Türkiye-Rusya misali Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı da karşısına alamaz. Tersine Batı bloku ile ilişkileri çok çok daha hayatidir. Nitekim ABD ile NATO bunu bildiği için fazla direnemez deyip Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya karşı pozisyon almaya zorluyorlar. Değerli dostlar, bırakın perde gerisinde yaşanan bu gerilimi, Türk ekonomisi gerçekten zor soluklanır durumda. Mart ayı bitti. Turizm rezervasyonları sos veriyor ki turizmden en az 35-40 milyar dolar bekleniyor ve o para gelmezse eyvah ki eyvah. Sadece savaş değil, rublenin değer kaybetmesiyle Türkiye turları
iki misli fiyata çıkınca Rusların tatili askıya aldığı haberleri de var. Yine cari açık inmek bir yana tırmanışını sürdürüyor ki onu finanse edecek döviz yok, zira ülke döviz üretemiyor. Süreç Türkiye'nin yakın gelecekte ithalat yapacak dövizi bile bulmada zora gireceğine işaret ediyor. Federal Reserve yani Fed'in Mayıs ayı başında agresif faiz artırımına başlayacağı haberi bir diğer karabasandır ve dövizin üstünde baskı oluşturuyor. İktidar günü kurtarmak için kur korumalı Türk liralı hesabın sınırlarını genişletti. Lakin o yolun sonu da karanlık. Çünkü bunun sonu bütçe açığının patlaması ve de hazinenin resmen iflas ettiğinin açıklanması olacak. Dövizde bankaların zorunluluk oranının arttırılmasından şirketlere ve ihracatçılara kadar yapılan dayatmalarla durum şimdilik idare edilirken hedef seçime ulaşmaktır. Lakin mümkün olur mu? Kuşkuludur. İktidarın ekonomiye dair yaptığı sadece iki şeyden ibarettir ki birisi algıyı yönetmek, diğeri günlük çarkı döndürmektir. Tarımda ve sanayide imalatta üretimi artırmaya dönük ne bir programı ne de bir arayışı var. Başta Joe Biden ve Macron küresel kıtlık eşikte diye uyarılar yaparken tarım Türkiye'de hala yönetenlerin gündeminde değildir. Zaten olmuş olsaydı geçilmeyen köprüler, yollar yapmak yerine tarımın girdi maliyetlerini düşürmeye uğraşırlar. Mesela gübre fabrikaları kurarlardı, tohum üzerinde çalışmalar yaparlardı, çiftçiye mazot desteği sağlarlardı. Tam tersine Tayyip iktidarı çiftçiye değil Rus oligarklarına destek oluyor adeta. Zira yatlarına en ucuz yakıtı Türkiye'de buluyorlar. Çiftçiye indirim yapmayan hükümet sadece milyarderlerin satın alabildiği yatlara evet ucuz yakıt sağlıyor. Tarımdan anladıkları ise Afrika'da yani Sudan ile Nijer gibi ülkelerde büyük büyük paralarla binlerce, on binlerce dönüm toprak alıp ümmete destek olmakla sınırlı. Evet, Türk çiftçisine değil yabancı çiftçilere arka çıkıyorlar. O kadar ki arşivde var, Fransa hükümeti bunun için Tayyip Erdoğan'ın Tarım Bakanı'na ödül bile verdi. Hayır, şaka yapmıyorum. AKP'nin önceki tarım bakanlarından Mehdi Eker, Paris'te Fransız çiftçisini desteklemekten ötürü ödüllendirildi. Aynı şekilde KOBİ'ler ve büyük sanayi bıçak sırtındadır. Çünkü daha önce duyurmuştum, iktidar onlardan doğal gazda kısıtlama yapmalarını, yani tükettikleri doğal gazı %40 daha az kullanmalarını istiyor. Bu kararın sebebi ise doğal gazı ithal edecek, doğal gaza ödeyecek nakit dövizin olmamasıdır. Buhrana dönüşen ekonomik çöküşü resmeden bir diğer gelişme de asgari ücretin yıl içinde ikinci kere arttırma gereğinin duyulmasıdır. Yılbaşında süper denilerek yapılan %50'lik artışın dehşet enflasyon sebebiyle 2-3 ayda sıfırlandığı görüldüğünden yeni artış yapacaklar ki bu çöküşün ve yıkımın Tayyip Erdoğan tarafından da resmen kabul edilmesidir. Düne kadar her evde, hatta kapıcılarda bile araba var edebiyatı yapılırken bugün itibariyle gelinen noktada ücretlilerin araba ve ev alması imkansızın bile ötesindedir. Bakın, Birleşik Kamu İş Sendikası'nın dün yayınladığı verilere göre açlık sınırı an itibarıyla 5.738 liradır ki Türkiye'de sadece asgari ücrette çalışan milyonlar değil, aynı zamanda 15 milyon civarı emekli ve memur aç. Çünkü aldıkları ücretler 5.700 liranın çok altındadır. Değerli dostlarım, tam bu noktada
gizlenen bir faciayı da dikkatlerinize sunacağım. Malum Türkiye'nin elinde kalan en kıymetli şirketleri Varlık Fonu adı altında toplanmıştı. Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu bu fon dünyada örneği yok, bütün yasal denetimlerin dışında tutuldu. Dahası fonda olup bitenler hakkında hiçbir açıklama yapılmıyor. Ülkenin en değerli şirketleri adeta ikinci örtülü ödenek görüntüsüne sokuldu. İşte bu yapıya büründürülen Varlık Fonu'nun alınan swaplar ve kredi risklerine karşılık olarak an itibarıyla ipotek altında yani rehin olduğu iddiaları Ankara'da dillerdedir konuşuluyor. Altını çiziyorum, artık Türk hazinesinin kefaleti yetmiyor. Varlık Fonu şirketleri rehin olarak isteniyor ve de veriliyor. Maalesef Türkiye'nin getirildiği yer işte burasıdır ki bunun tarihten örneği hatırlayacaksınız. Duyunu Umumiye olayıdır. Osmanlı'dan alacağı olanların Osmanlı'nın gelirlerine ipotek ve el koyması misali, bugünün Türkiye'sinde de benzer bir durum, benzer bir fotoğraf söz konusu. İktidar bu söylenenleri somut ve belgeli olarak ortaya koymak, yalanlamak durumundadır. Sadece onu değil, şu hususta da açıklama yapmalıdır. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı'nın şirketi, Varlık Fonu şirketi olan BOTAŞ'a boru sattığı iddiaları var. Bu doğru mu, yalan mı? Derhal açıklanmalı. Eğer doğru ise ki o yönde medyaya yansıyan haberler var, bu yapılan nasıl izah edilecek? Muhalefeti de bu iki konuda araştırma yapmaya ve hadiseyi kamuoyunun gündemine taşımaya davet ediyoruz. Noktalamadan biraz güldüreceğim, biraz da üzeceğim sizi. Tayyip Erdoğan Hazretleri şurekası ile toplantı halindeyken şöyle buyurdu. Ben akşamları yatmadan önce manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf ezmesini karıştırıp yiyorum ve öyle yatıyorum. Çok iyi oluyor. Siz de öyle yapın. Şaka değil, aynen böyle söyledi ki bu söz üzerine Fransa Kraliçesi Maria Antonia'nın ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler ifadesini hatırladım. Emin olun içerik ve mesaj olarak iki beyan arasında fark yoktur. Dün Fransa Kraliçesi ekmek yokluğunun ne manaya geldiğini nasıl bilmiyorsa, bugün de Tayyip Erdoğan aynı durumdadır. Zira saydığı o ürünler kaç para ve bu ülkede onları satın alabilecek nüfusun kaçta kaçıdır belli ki an itibarıyla habersizdir. Evet, insanlar kuru soğana muhtaç durumdayken pasta misali yapılan öneri ortada. Peki bunun adı halkçılık mı yoksa halktan kopmak mı, onu sizin takdirinize bırakıyorum. Tayyip Erdoğan'ın geldiği nokta işte burası. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.